videolarda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkileri olan konuları doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Aynı zamanda yine bu YouTube kanalının ekibiyle birlikte uzunca bir süredir geliştirmekte olduğumuz bir dijital varlık projesi mevcut. Bu projeyle ilgili bilgileri kanaldaki canlılar kısmında, incelemeleri ise videolar kısmında bulabilirsiniz. Eğer sizin de bu YouTube kanalının incelenmesini istediğiniz bir proje varsa kanaldaki videoların açıklama kısmındaki Pathfinder Anket uygulamasını incelemenizi öneririm. Yine bu Pathfinder Anket uygulamasına göre bu videonun konusu Concord. Bu videodan bir sonraki videonun konusu da Kilopi projesi olacak. Concordium'a gelelim. Başlamadan önce hatırlamamız gereken önemli konu. Concordium projesiyle alakalı yaklaşık 4 ay kadar önce bir video yayınlamıştım. Eğer projeyle özel olarak ilgileniyorsanız önce o videoyu izleyip sonra bu videoyu izlerseniz süreci anlamanız da size fayda sağlayacaktır. Ama ankete ekleyen kişinin de detaylı bir şekilde bir analiz beklentisi olduğu için bu videoda zaten konunun tamamının üzerinden geçip son 4 aylık durumu da değerlendirmeye çalışacağım. Başlayalım. Benim bu videoyu hazırladığım esnada Concordium projesi şu anda yaklaşık 583. sırada ve yaklaşık 45 milyon dolar market cap'e sahip. Hemen web sitesine girelim. Sloganından projenin ne olduğunu hatırlamaya çalışalım. Slogan bize daha güvenli bir gelecek inşa ettiğini söylüyor. Bunu da blockchain teknolojisini kullanarak güvenliğe, güvene ve gizliliğe dikkat ederek yaptığını söylüyor. Zaten bu slogan bize projenin kendine ait bir blockchain olduğunu belli ediyor. Proof of Stake ve Ethereum Virtual Machine uyumlu olmayan Rust yazılım diliyle oluşturulmuş bir blockchain var karşımızda. Sonra biraz daha detaylı bir şekilde bunu anlamaya çalışacağız. Hemen kaynak kontrolüyle devam edelim. Şimdi öncelikle ilk hatırlamamız gereken 4 ay önceye göre 4 ay önce sıralamada çok daha yukarıdaymış proje. Sıralamada aşağılara düşmüş durumda. Kaynak durumunda da toplam kaynağında 4 ay kadar önce 12.2 milyar toplam kaynak varmış. 12.7 milyarlara kadar gelmiş. Yaklaşık 400 milyon gibi bir toplam kaynak artışı var. Neden? Projenin zaten maksimum kaynağı sınırsız. Yıllık yaklaşık %8 gibi bir enflasyonu var. Bunun yansıması zaten toplam kaynağı etkilemiş. Bir anormallik yok. Sirkülasyon kaynağımız 4 ay kadar önce burada 7 küsür milyar yazıyormuş ama biz onu 4 milyar hesaplamışız. Bu videoda da yine tarayıcıyı açtığımız zaman yukarıdaki accounts'a bastığımızda kişiden kişiye değişecek şekilde göreceli olarak bir sirkülasyon miktarı hesaplanabilir. Benim videodan önce yaptığım çalışmaya göre yaklaşık 4,5 milyarını şu anda sirkülasyonda varsayabiliriz diye düşünüyorum. Bu 4,5'ü da 12.7'ye şu anda bölersem yaklaşık %35 gibi bir sirkülasyon miktarı olduğunu bize gösteriyor. Bunu kabul ederek bu videoya devam ediyorum. Grafiğe geldiğimizde 1,5 yıldır CoinGecko'da olduğunu görebiliyoruz. 1,5 yıllık grafik ve %35'lerde olan sirkülasyon bize projenin topluluk dönemine yeni yeni giriş yaptığını gösteriyor. Borsalara geldiğimiz zaman az sayıda borsada listeli olduğunu görüyoruz. 4 ay kadar önceki durum mevcut haliyle devam ediyor. Bu konuyla alakalı da kurucunun bazı açıklamaları var. Az sonra ufak ufak değineceğim ben. Detaylarına girmeden önce hızlı bir özet geçelim. Kaynak dağılımımızdaki riskimiz orta düşük, ortaya birazcık daha yakın. Grafimizdeki riskimiz orta düşük, düşüğe biraz daha yakın. Borsalardaki riskimiz çok çok düşük, yok denecek kadar az ama yine de tabii ki birazcık var. Kitaba geliyoruz. 4 ay kadar önce 58 paylaşım varmış, 62 olmuş. Bunlardan yaklaşık 50 küsür şu anda direkt olarak projeyle alakalı ve yaklaşık 25-30 tanesinde düzenli olarak güncelleniyor. 583. sırada olan bir projeye göre efsane denilecek şekilde bir GitHub istatistiği var. Burada yıldızlı pekiyi veriyoruz projeye GitHub'da. Twitter'a geldiğimiz zaman 157K takipçi olduğunu görüyoruz ve paylaşımların düzenli olarak devam ettiğini teyit edebiliriz. Twitter'dan da geçen notumuzu alıyor. Şimdi tekrar web sitesine gelip projenin ne olduğunu hızlı bir şekilde anlamaya çalışalım. Hatırlamaya çalışalım. Sonra da sitenin üzerinden çok hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi proje zaten temel konsepti çok belli olan bir proje. Çok kompleks detaylara girmemize gerek kalmayacak. Piyasada bildiğiniz üzere Ethereum, Polkadot, Cosmos gibi devasa platformlarımız var. Ve bunun dışında hizmet vermeye devam eden blockchain ağlarımız var. Kendine özgün özellikleri ile. Bu videonun konusu da Concordium. Onu da buraya koyalım. Şimdi Concordium en başta Ethereum Virtual Machine uyumlu değil dedik. Yani Ethereum'un altyapısıyla farklı. Ethereum'da yazdığınız uygulamayı götürmek Concordium'da çat diye çıkartamıyoruz. Concordium Rust yazılım dili altyapısıyla hazırlanmış durumda. Bu yüzden Rust dilini kullanarak smart kontratlar, uygulamalar
geliştirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda proof of stake bir blockchain. Ve bu proof of stake blockchain'de genel olarak validator, delegator gibi isimler var biliyorsunuz. Bu proje bunları birazcık daha farklı kullanmış. Validator, delegator ve staker olarak 3 tane isim var. Ama bu kafanızı karıştırmasın. Yine madenci makineler var. Onlara oy verilerek staking mekanizması oluşturulabiliyor. Bir de onlara oy vermeden staking yapmak istiyorsanız normal staking olarak geçiyor. Bu mekanizmada da herhangi bir problem yok. Peki şimdi en temel diğer ağlardan ayırt edici özelliklerden yazılım dilimiz Rust. Ama yazılım dilini Rust olarak kullanan bazı başka blockchain'ler var zaten. Benim hatırladığım kadarıyla Solana da zaten Rust'ı kullanıyordu. %100 emin değilim şu anda. Başka ayırt edici özellikler neler? Concordium bu kadar mı? Şimdi Concordium'un kendi coin'i olan CCD dediğimiz coin bir kere staking mekanizmasında ve ağdaki fiillerde kullanılıyor. Ve Concordium projesi temel olarak biz en sağlam, en oturaklı blockchain'lerden bir tanesini hazırlıyoruz, altyapıyı oluşturuyoruz. Ve coin'in temel rolü bu ağın ana coin'i olmak olarak geçmiş durumda. Diğer blockchain'lere göre en önemli ayırt edici özelliklerden bir tanesi Web3 kimlik olayı diyebiliriz. Şimdi Decentralized ID, DID bir de Web3 ID olarak geçiyor. İkisi aynı şey zaten. Bu konsept yaklaşık son 6 aydır biliyorsunuz sıklıkla gördüğümüz bir konsept. 6 ay kadar önce değil. Yani bunun fikri çok daha eski aslında. Ama yeni yeni implemente entegre edebiliyorlar blockchain'lere. Mevcut blockchain'ler bu sistemi kendi blockchain'lerine getirmeye çalışıyorlar. Fakat bazı yeni projeler bu sisteme direkt entegre olarak başlıyorlar. Mesela internet computer incelik yakın geçmişte bu internet computer'da bu Web3 kimliğin direkt entegre olarak başlatmış bir platforma dönüşmeye çalışıyor. Concordium'da yine kendi proof of stake blockchain ağının üzerine bir katman ilave ederek Web3 kimlik konusunu olmazsa olmaz hale getirmiş. Yani şu anda Concordium'un cüzdanları var zaten göreceğiz şimdi sitesinde. İndirip kullanmaya kalkarsanız ister tarayıcıda kullanın ister bilgisayarınıza indirin. Bu Web3 kimliği konusuna aslında entegre olmuş oluyorsunuz. Burada Concordium'un en büyük perspektifi, vizyonu bu Web3 kimliği konusunda hem kullanıcıların gerçek kullanıcılar olduğundan emin olmak hem de ileride gelecek bir regülasyona hazır olmak. Ve o yüzden Concordium projesinin ana sloganlarından birisi Regulation Ready. Yani ileride gelecek herhangi regülasyon kriterlerine uygunuz. Bütün istatistiklerini bu projeye, bütün yaptığı hamleleri çok iyi dokümante ediyor. Her şeye bilimsel yaklaşıyor ve bu Web3 ID konusundaki bütün veriyi de backup alıyor. Ki ileride olası bir regülasyonda herkese buyurun bütün veriler buradadır diye açık bir şekilde net bir şekilde gösterebilsin. Bu da projenin en güçlü yanlarından bir tanesi. Ayrıca bir güçlü yanı daha var projenin. Bildiğiniz üzere blockchain ağları, token projeleri, kripto piyasası genel olarak işte Amerika'da ünlü ama yine de erişimde kısıtlama var. Avrupa'daki birkaç ülkede ünlü. Türkiye'de ünlü, bazı Arap ülkelerinde ünlü, Çin'de ünlü ve bazı ülkelerde de kısıtlamalar var. Hindistan'da da ünlü. Fakat Avrupa'da çok güçlü bir noktada değil. Avrupa bu konuda biraz daha geriden, biraz daha ağır ve oturaklı gelmeyi tercih eden bir yapıda. Concordium da Avrupa'daki en önemli blockchain girişimlerinden bir tanesi aslında. Çok ağır başlı, olası regülasyonlara hazır bir şekilde ilerlemeye çalışan önemli bir blockchain ağı var karşımızda. Temel özellikleri de bunlar. Bu özellikler üzerine şu anda temel amacı ekosistemini geliştirmek ve bu ekosistemde tabii ki bu ağın üzerinde oluşturulan diğer uygulamalar. Bunları da minik partnerlikler ve hibelerle yapmaya devam ediyor. Aynı zamanda ağın da özellikleri gelişmeye devam ediyor. Hızının yüksek, komisyonun şu anda düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda hala çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki süreçte daha da iyi noktaya gelecek. Proje genel olarak bu şekilde. Bunu anladıktan sonra şimdi sitenin üzerinden hızlı bir şekilde geçip eksiklerimizi kapatıp sonra değerlendirmeye çalışalım. Şimdi ön sayfanın üzerinden hızlı geçeceğim. Çünkü şuradaki linklerin hepsi ön sayfadaki linklerle aynı yerlere yönlendiriyor. Sayfamızın üzerinden geçelim. Sloganımızın hemen altında cüzdanı indir diye bir linkimiz var. Bize masaüstü cüzdanları
Mobil cüzdanlar ve tarayıcı cüzdanına yönlendiren bir sayfamız var. Aşağıda tıklayacağız. Her şey güvenle alakalı diyor. Bu ağın, bu projenin detaylarını bize anlatıyor ve buradaki temel konunun Web 3 kimliği ve onaylanması ve veriye kişinin kendisinin sahip olması, sahipliğin temel alındığını anlatıyor. Tıklarsak bunları anlatan bir sayfa var. Yine aşağıda tıklayacağımız için tıklamıyorum. Temel olarak Concordium Blockchain projesindeki tüm konulara bilimsel bir bakış açısıyla bakılıyor ve gerçekten bilimsel kurumlar aracılığıyla bu ağ geliştiriliyor şeklinde bir açıklama var. Tıklarsak da bu konunun detaylarını bize anlatıyor. Yine aşağıda tıklayacağımız için tıklamıyorum. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman çeşitlendirilmiş tasarım imkanı var diyor bu ağ üzerinde. Birçok alanda iş yapılabilir. Şimdi burada hemen aşağıda tüm kullanım alanları diye bir link koyulmuş. Buraya tıkladığımız zaman ekosistem sayfası açılıyor. Az sonra açacağımız için tıklamıyorum. Sol tarafta da şu anda bu ekosistemin üzerinde yani Concordium'un üzerinde geliştirilen projeler içerisinden son dönemlerde anlaşması yapılan etkin bazı projelerin linkleri bırakılmış ki farklı alanlarda nasıl işler yapılabilir bunlar görülebilirsin. Her birini tıklarsak onların da sayfalarına gidiyor. Az sonra aşağıda ekosisteme bakarken bakacağımız için şimdi tıklamıyorum. Fakat temel olarak burada işte yapay zeka, işte atıyorum iklim konusuyla alakalı veya merkeziyetsiz finans konusuyla alakalı veya enerjinin transferiyle alakalı işler yapılabilir şeklinde açıklamalar var. Bunları göreceğiz daha sonra. Biraz aşağı indiğimiz zaman yine cüzdanı indirin diye bir linkimiz var. Cüzdanımızda çok smooth bir şekilde, akıcı bir şekilde tüm işlemlerinizi yapabilir ve takip edebilirsiniz. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman yine Concordium'un üzerinde bir şey inşa etmek istiyorsanız çok fazla olasılığınız var. Gelin siz de inşa edin. Metaverse alanı, gaming alanı, NFT'ler, e-sportlar, merkeziyetsiz finans ve işte farklı girişimlerde bulunacaksanız Concordium'un üzerine inşa edebilirsiniz. Tıklarsanız da inşa etme sayfalarına bizi yönlendiriyor. Yine aşağıda göreceğiz. Biraz aşağı indiğimiz zaman isimler farklı olabilir. Çok takılmaya gerek yok demiştim az önce. Projenin temel olarak coinleri, tokenları yeni bloklar üretildikçe Baking adı altında ürüyor. Delegating de bu madenci makinelere delegate edebiliyoruz. Yüklü miktarlarda CCD'yle coin'den yapmak gerekiyor bunu. Staking ödülü gibi alınıyor. Bir de delegate etmeden yani herhangi bir madenciye oy vermeden direkt stake yapmak istiyorsanız bu opsiyonumuz da mümkün. Tıklayınca da bu tokenomics'i anlatan bir sayfaya geliyor. Yine aşağıda linkimiz mevcut. Şimdi burada aslında burayı tıklamamız lazım. Blog paylaşımları bunlar. En aşağıda bunun linki yok. See all news dediğimiz zaman blog paylaşımlarını görebiliyoruz. Burada yine şuradan more news derseniz düzenli bir paylaşım kısmına gelebilirsiniz. Son 4 aya özellikle bakmaya kalkarsanız sıklıkla paylaşım var. Proje aktif bir şekilde tasarıma devam ediyor. 4 aydan öncekinde de zaten problem yok. Biraz aşağıda vizyonla alakalı bir açıklama var. Katman bir blockchain olduğunu az önce yukarıdan anlatmaya çalıştığım şeylerin bir özetini buraya yazmışlar. Şimdi son linklerimize geldik. Kategori linklerimize geldik. Bunların üzerinden hızlı bir şekilde geçelim. En başta ekosistemimiz var. Hemen ekosistem sayfasını açalım. Bunu bir görelim. Burada az önce gördüğümüz işte yapay zeka, İklim konusuyla alakalı, enerjiyle alakalı yine ön showcase'imiz duruyor. Bunları tıklayıp yeni sekmelerde açarsak bunların her birinin gerçekten web sitesi olduğunu, farklı kurum, kuruluş ve ekiplerin, organizasyonların bu işleri başlattığını ve Concordium'dan partnerlik yaptıklarını görebiliriz. Bunların bazıları henüz algoritma aşamasında fakat bazıları mesela enerjiyle olan kısmı belli bir noktaya gelmiş artık çalışır hale gelmeye başlamış denilebilir. Bu showcase'in altına indiğimiz zaman da diğer uygulamaları görebiliyoruz. Bunlardan şurada gördüğünüz gibi sarı olanlar tasarım aşamasında, yeşil olanlar bitmiş şu an aktif halde diye yazılmış. Burada yaklaşık 40 küsür uygulama var. Bu 40 küsür uygulamadan yaklaşık %90 diyebilirim. 39 tanesi çalışıyor. Hepsinin web sitesi var. Ve legit bunlar. Gerçekten varlar yani. Bunlardan mesela bir iki tanesine örnek olarak bakabiliriz. Burada Motodesk diye bir şey vardı. Evet, buna bakmıştım ben. Mesela bir oyun uygulaması. Bu oyunda da işte NFT altyapısı kurulmuş. NFT'lerinizi alabiliyorsunuz. Oyunları oynayabiliyorsunuz. Ufak miktarlarda kazanç elde edebiliyorsunuz.
Gerçekten aktif uygulamalardan bir tanesi. Bir de buraya gelmişken DEX'i vardı. Concord DEX. Onu da bir görelim. Likiditesine de bir bakalım. Launch Application dediğimiz zaman Concordium'un üzerindeki ana DEX yani DeFi platformu denilebilir. Concordium Coin'den diğer işte tokenları, coin'leri alsat yapabiliyorsunuz Concordium ağı üzerinde. Yukarıdan Analytics'e tıkladığımız zaman da likiditelerini, detaylarını görebiliyoruz. CCDUSDT'nin likiditesi toplam kilitli miktarı 100 bin dolar görünüyor şu anda. Proje şu anda 583. sırada yani aşağılarda bir yerdeyken bile likiditesi 100 bin dolar. Yani 10x yaptığı zaman bu projenin fiyatı 400 milyon dolar market cap'lere geldiğinde bile şu anda otomatikman 1 milyon doların üzerine çıkıyor ve şu anki piyasa şartlarına göre 1 milyon dolar likidite tutarlı güzel bir likidite. Ve proje bunun üzerine katmaya devam ederse daha iyi noktalara da getirebilecektir. DEX'imiz de var. Bunu da gördük. Ekosistem sayımızda artış olmuş birazcık ve bazı sitelerde güncellenmiş. Ekosistemden de proje geçer not alıyor. Hatta bu sayfayı açık bırakalım. Bir ESG diye sayfamız var. Concordium'un üzerinde bir şeyler yapacaksanız eğer çevresel, sosyal ve demokratik bir iş yapmış oluyorsunuz. Yani her şeye faydanız olmuş oluyor diye ESG diye bunu kısaltmışlar. Bir etiket olarak düşünebilirsiniz. Bununla alakalı açıklamalar var. Çok detayına girmeye gerek yok bu sayfanın. Web3 ID az önce konuştuğumuz Web3 kimliği. Bunu da Zero Knowledge olarak yapmışlar. Yani burada aslında siz Concordium ağıyla etkileşime giriyorsunuz cüzdan aracılığıyla. Bir aslında Web3 ID tanımlıyorsunuz, kimlik tanımlıyorsunuz, gerçek bir birey olduğunuzu tanımlıyorsunuz. Ama sizin kim olduğunuz açık bir şekilde her yerde yazmıyor. Bir gizlilik konusu var. Bu da zero knowledge. Yani aslında siz KYC yapmış gibi oluyorsunuz. Sadece yaptığınızın onayı var. Detaylar açıklanmıyor. Bu da regülasyona da hazır olmuş oluyor. Bu konuyu anlatan bir sayfa oluşturmuşlar. Burada şemalar da var. Çok detaylı bir şekilde bu şemalara girmenin bir manası yok. Fakat burada birçok alanda kullanılabileceğini mantığını bize anlatmış. Web3 kimliği konusunda. Teknolojinin altında white paper'larımızda çok fazla paper'ımız var. Sadece white paper değil. Bilimsel olarak baktıkları için zaten bu konuya gördüğünüz gibi white paper'lar, smart kontratlar için bir PDF token'ımız için bir PDF ayrı ayrı PDF'lerimiz mevcut. Onlara girmiyoruz. Science'a girdiğimiz zaman bu blockchain altyapısındaki her şeye bilimsel bir bakış açısıyla yaklaştığımız için zaten arka taraftaki ekipler de bilim adamı diyebileceğimiz ekipler diye açıklamalar var. Sayfayı biraz aşağıya çektiğimiz zaman da bu ekipler, kurum kuruluşlar kimler diye bunları görebiliyoruz. Cobra diye bir yapı var. Gördüğünüz gibi Concordium'un temel altyapısı, araştırma altyapısı olarak değerlendirilebilir. Ethereum Zürih ekibi bu konuyla ilgileniyor. Bir de IT University of Copenhagen. Artık bu üniversitede artık Concordium'un arka planında çalışıyor olarak bize gösterilmiş durumda. Hemen altında bir tokenization var. Bu tokenization sayfasında aslında temel olarak blockchain'ler, coin'ler ve token'ların kullanım alanları neler olabilir, modeller nedir diye genel bir anlatım sayfası var. Burada anlatılan şeyler aslında diğer blockchain'ler için de geçerli. Bu sayfaya çok takılmayalım. Hemen altındaki tokenomics'imiz var. Bu Concordium'a özel tokenomics konusu. Temel olarak ağın çalışması için ve komisyonlar için kurulmuş bir yapı var diyor. Ve ağ ne kadar çok çalışırsa ana kurucu ekip için de o kadar iyi. Çünkü ana kurucu ekip önden oluşturulmuş tokenlara dayalı olarak iş yapmıyor. Ne kadar işlem yapılırsa ana ekip için o kadar iyi. Çünkü ana ekip bu işlemler üzerinden %10'luk bir komisyon kesiyor. Yani madenciye giden komisyonun %10'unu kazanç olarak ana ekip foundation elde etmiş ediyor. Bu modeli de böyle süper ezberlemeye, anlamaya gerek yok. Temel olarak validatorlarımız var, madencilerimiz. Stake yapabiliyoruz. Yeni coinler bunun üzerinden ürüyor ve burada bir %10 kesinti var. Bunu da ana ekip alıyor. O yüzden ağı aktif yapmak zorundalar. Güzel bir model oluşturulmuş. Hemen altında Explorer'ımız var. Tarayıcımız az önce gördük zaten. Tıklamıyorum. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman bu stake mekanizmasının nasıl olduğu bir de yazılı olarak anlatılmış. Hatta altında bir daha bir tokenomics var. Onu tıklarsak da PDF'e geçiyor. Temel olarak aynı şeyler anlatılıyor bu PDF'te. Bakabilirsiniz küçük bir PDF. Hemen altında yine ID'miz var teknolojinin altında. Az önce şurada Web3 ID'yi görmüştük. Tekrar aynı konuyu anlatıyor bize. Web3 kimliğin nedir?
Neden olsun ki? Ve bunun sayesinde siz kendi verinizin sahibisiniz diyor ve bu altyapıyla ilave olarak bu sayfada şunlar da var. Bu aslında araç paylaşım şirketlerinde, sağlık sektöründe, KYC sektöründe şifre kullanmadan işlemlerin yapılmasında, kolay kullanımda, repütasyon yönetiminde yani sicil kaydında kullanılabilir. Bunun üzerine başka alanlarda da kullanılabilir ama en temel olarak bunlarda hemen kullanılması mümkündür. Hatta bunun üzerine kullanıcının yaş onayı bile yapılabilir. Kullanıcı kendisi yaş onayını verir ama ağda bunu hiç kimse görmez. Yine de regülasyon için geçerli bir hale gelir. Kimliğini kişi kendisi onay verebilir. Hatta burada bir MySum ID diye bir mekanizma da oluşturulmuş. Eğer cüzdan oluşturup içeriye girip entegre olursanız bir verify yaparsanız siz kim olduğunuzu açık bir şekilde de verify onaylayabiliyorsunuz. Hatta biraz aşağıda şurada örnek olarak da kurucuyu koymuşlar. Gördüğünüz gibi bu sistemi de entegre etmişler. Yani bunu şöyle düşünün. Siz Concordium'un üzerindeki Web3 katmanını, Web3 ID katmanını kim olduğunuzu açık bir şekilde kendi isteğinizle verdiğiniz detaylar kadar veriyorsunuz ve bu onaylanmış oluyor. Blockchain'e de kaydolmuş oluyor. Bunu teyit eden kişi sizsiniz. Doğru söylediniz, yalan söylediniz. Bu konu şu anda sorgu alanında değil. Önümüzdeki süreçte zaten her şey oturmaya başladığı zaman bunların hepsi ortaya çıkacağı için. Çünkü blockchain'e kaydoluyor. Değişmeyen bir veriyi siz teyit etmiş oluyorsunuz. O yüzden sorun yok şeklinde ve bu da şu anda yavaş yavaş mevcut Web2 sosyal ağlara bağlanmaya başlamış durumda. Yani buradaki onayı zaman içerisinde Twitter'ınıza, işte Instagram'ınıza, diğer sosyal medya hesaplarınıza da bağlayabiliyorsunuz. Tik olayı, yani direkt Twitter'ın tiki değil ama işte buradan aldığınız tik olayı olarak düşünebilirsiniz. Community'nin altında bir participate var. Buraya tıkladığımız zaman genel olarak etkinlikler, canlı yayınlar ve sosyal medya linklerimiz var. Bunları sonra zaten göreceğiz. Tıklamıyorum burayı. Altında getting grants var, hibelerimiz var komitinin altında. Eğer Concordium'un üzerinde bir şey inşa etmek istiyorsak hibe alabiliyoruz şu anda. Benim bildiğim kadarıyla şu anki açıklamalara göre, ekibin açıklamalarını, videolarını izledim. Bunlara göre buradaki hibelerin miktarları şu anda düşük ama hala veriyorlar. Ve şu anki piyasaya göre bu bile yeterli seviyede bence. Live'a geldiğimiz zaman canlı yayınları takip edebildiğimiz bir sayfa var. Geçmiş canlı yayınlarımızın hepsi aşağıda. Etkin bir YouTube sayfası da var. Göreceğiz az sonra. Önümüzdeki canlı yayınları da takip edebileceğimiz, görebileceğimiz, tarihlerini görebileceğimiz bir sayfa oluşturulmuş. Buradan da bir artı alıyor proje. Events'a geldiğimiz zaman etkinlikleri görebiliyoruz. Aşağı doğru çektiğimiz zaman daha önce katılmış oldukları etkinlikler, tıklarsak o etkinliğin sayfasına gidiyor. Ve yukarı geldiğimiz zaman önümüzdeki süreçte katılacak etkinlikleri de görebiliyoruz. Yani 2024'teki etkinlikler de burada mevcut görünebiliyor. Buradan da bir artı aldı. Build'a geldiğimiz zaman aslında şuradaki 4 linkin de tamamı bizi dokümantasyon sayfalarına yönlendiriyor. Başlarken kısmına tıklarsak dokümantasyonda ilk yapılması gereken hamleler. Tutorials'a tıkladığımız zaman bazı hazır tutorial'larımız var. İşte atıyorum oy verme uygulamasının detayları gibi. Burada bunlara da girip bakabiliriz. Best Practice'e bastığımız zaman da bizi GitHub'a yönlendiriyor. Oradan hazır şeyleri de bakabilirsiniz. Kendi GitHub'ları. En son Concordium'a geldiğimizde cüzdanımız var. Cüzdanı da tıklayalım. Az önce söylediğim gibi mobil cüzdanlarımız var. Aktif çalışıyor. Browser cüzdanımız var. Tarayıcı cüzdanımız aktif çalışıyor. Test ettim onu. Cüzdanımız bir de masaüstü cüzdanımız var. İndirip bunu da kullanabiliyoruz. Tüm işlemlerimizi yapabiliyoruz. Staking gibi işlemler buradan yapılıp takip edilebiliyor. Hemen altında CCD'miz var. Bu CCD şu anda coin'in mevcut istatistiklerini bize anlatmış. Nedir diye anlatmış. Biraz aşağıda da hangi borsalardan alıp satabiliyoruz ve hangi kurumlar bu coin'e önem veriyor ve ellerinde tutuyor gibi açıklamalar var. CoinGecko ve CoinMarketCap linklerinde aşağıya bırakmışlar. Kontakta basmıyorum, iletişime geç. Aşağıda bir FAQ var, sıkça sorulan sorular. Bayağı özen gösterilmiş, bayağı bir sorunun cevabı var burada. Projeyle ilgileniyorsanız öneriyorum FAQ kısmını, lütfen okuyun. About'a tıkladığımız zaman da ekibe geliyoruz. Bizim için en önemli nokta. 4 ay kadar önceki videoda ekibe zaten bakmıştık. Ekip oldukça olgun, aklı başında bir ekipten oluşuyor. Ağır, sağlam ve güçlü adımlarla ilerlemeye çalışan çok net görünüyor bu bir ekip. Ve ekibin başında da Lars isimli kişi var. Şimdi tam ekibe geldiğimiz sırada bir de YouTube'a bakalım. Şuradan Concordium dersek
Direkt zaten kendi YouTube hesapları karşımıza çıkıyor. Son 4 ay içerisinde yaklaşık 20 tane yeni video çekilmiş. Son videolarımız smart kontratların işlevleriyle alakalı detaylara girilmeye başlanmış ve aynı zamanda bu videolarda ekipteki kişileri sıklıkla görebiliyoruz. Neredeyse ekibin büyük kısmı, kamera karşısına çıkması gereken kısmın büyük kısmı burada kamera karşısında bir pürüzümüz yok. Aynı zamanda yaklaşık ayda bir kurucuyla AMA etkinliği yapılıyor. Topluluğun sorduğu sorular düzenlenip kurucuya soruluyor ve kurucu yaklaşık bir saat boyunca bunlara cevap veriyor. Ciddi detaylı ve ciddi zor sorular var yani topluluk. Merkezi borsalarla alakalı çok sert sorular, diğer konularla alakalı çok sert sorular soruyorlar. Ve kurucu tüm deneyimleri doğrultusunda doğru cevap vermeye çalışıyor. O yüzden burada ekipten ve YouTube'daki süreçten de proje geçer not alıyor. Burada da büyük artılarımız mevcut. Şimdi sitenin üzerinden geçtik. Projenin ne olduğunu bir hatırlamaya çalıştık. Ekibe de baktık. Son 4 aylık sürece de değinmeye çalıştık. Tekrar CoinGecko sayfasına gelelim. Projeyi bir değerlendirmeye çalışalım. Şimdi öncelikle eksileriyle başlayalım. Şimdi yıllık %8 enflasyonumuz var. Yani toplam kaynağımız artmaya devam ediyor şu anda. Sirkülasyon kaynağımız burada 8 gibi görünüyor ama bizim hesaplarımıza göre şu anda 4, %35 civarlarında, 4,5 milyar civarlarında. O yüzden yeni piyasaya sürülecek coin sayısı hala fazla. Yani proje hala bu tokluk sürecine girmeye çalıştığı bir nokta. Buradan küçük bir eksi, küçük bir risk, eksi demeyelim, mevcut durumda devam ediyor. Borsalar kısmında az olmasının hiçbir önemi yok. Proje kendi ağındaki kendi likiditesini bile oluşturmuş. Orada bile 100 bin dolar civarında likidite var. Borsalar konusu şu anda çok önemli değil zaten. Bir eksisi projenin Rust diliyle entegre olmuş olması. Buna şimdilik eksi diyebiliyoruz. Şimdilik negatif de diyebiliyoruz. Çünkü Rust diliyle entegre olmuş blockchain'ler, dediğim gibi Solana onlardan bir tanesiydi diye hatırlıyorum. Bunlar gelişmeye başladıkça, ilerledikçe piyasadaki bu Ethereum ve Solidity'nin dominasyonu azalmaya başlayacak tabii ki. O dönemden sonra Concordium gibi işte Rust veya çeşitli diğer dilleri kullanan blockchain'ler biraz daha ön plana gelecekler. Fakat şu anda kısa ve orta vadede bunun proje üzerinde tabii ki bir negatif etkisi var. Neden? Çünkü kripto piyasasındaki standart developerlar, tasarımcılar bu ağa hemen gelip entegre olamıyorlar. İlla işte bir hibe konusu olması gerekebiliyor veya ekip kurulması gerekebiliyor. Bazı problemli noktalar oluşabiliyor. Aynı zamanda proje Avrupa kökenli olduğu için ve Avrupa'nın bu blockchain ve kripto konusunda daha ağır, biraz daha geriden, daha temkinli geldiği için proje yine kısa ve orta vadede kendini göstermekte zorluk çekiyor. Bu konular bence projenin üzerindeki şu anda kısa ve orta vadedeki eksi demiyorum, eksi de denilebilir. Risk, biraz negatif duran şeyler olarak değerlendirilebilir. Bir de proje çok disiplinli, çok ağırbaşlı görünüyor. Bu kripto piyasasının genel topluluğu için yine küçük bir negatif olarak değerlendirilebilir. Çünkü böyle çok büyük bir heyecan ve hype getirmiyor projeye. Bu da yine benim için bir eksi değil. Ama eksi olarak değerlendirilebilir. Artılarına gelecek olursak. Şimdi fiyat ve bulunduğu lokasyon 580. sırada şu anda bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Bu bir artı olarak değerlendirilebilir. Az sayıda borsa olması artı olarak değerlendirilebilir. Bana sorarsanız en büyük artı GitHub istatistiği. GitHub'da ummalı bir çalışma olduğu görünüyor. YouTube kanalları düzenli içerik çıkartıyor. Ummalı bir çalışma olduğu görünüyor. Kendi web sitelerine koymuşlar canlı yayınlar diye canlı yayınları takip edebildiğimiz bir arayüz var. Ekibin kim olduğu belli. Hepsi aklı başında adamlar ve kamera karşısına çıkıyorlar. Bu işi düzenli, disiplinli bir şekilde ilerletmeleri gerektiğini biliyorlar. Use case'e, ekosisteme geldiğimiz zaman da şu anda yaklaşık 42 tane burada uygulama var ve bunların %90'ında aktiflik var. Gerçekten tasarımın devam ettiğini görebiliyoruz. Bunların hepsi benim için artı ve buradaki Rust dili aslında engel olarak görünen şey orta vadede, kısa vadede demiyorum, uzun vadede de artıya dönecek bir şey. O yüzden projenin artıları ve güçlü yanları da bence oldukça iyi ve genel olarak ilerleyişi disiplinli bir şekilde gösterme konusundaki en başarılı projelerden bir tanesi diyebilirim. İşte GitHub, ekip, YouTube ve benzeri şeylerde
en başarılı projelerden bir tanesi. Peki 583. sıradaki bu proje bu verilerle neler yapabilir? Bunu 600. sırada varsayalım. Şöyle 600 yazalım buraya. Önümüzdeki süreçte sert bir boğa gelirse bu sert boğa da tabii ki belli bir noktada katılacaktır ve sıçrama yapacaktır. Sert boğadan sonra düşüş olduğunda ayı piyasası geldiğinde fiyat çıkış yaptığı noktanın altına düşer mi? Bunun olabilmesi için ekiple alakalı çok büyük bir problem olması lazım. Bunu az olarak görüyorum. Hack olması lazım. Büyük bir hack. Bunu da ihtimali var tabii ki ama yine de bunu da az olarak görüyorum. Bir de şurada bizim %35 olarak hesapladığımız sirkülasyon miktarı var. Bu boğa süreci boyunca beklenmedik bir seviyede çok fevri bir artış yaşanırsa, bir anda %70'lere, %80'lere gelirse burada da bir kaynak yazalım. Küçük bir risk oluşturuyor bize. 3 tane az olasılığımız var. Bu olasılıklar fiyatın çıkış yaptığı noktanın altına inmesini sağlayabilir. Onun dışında zannetmiyorum ki tekrar inebilsin oraya. Peki ayı piyasası devam ederse projeden yumuşak bir şekilde düşüş trendinin devam etmesini beklerim. Bu yumuşak düşüş sırasında ara ara belki yukarıya veya aşağıya hareketler yapabilir bu proje. Böyle bir kripto piyasasından bir tık farklı bir noktada durduğu için böyle hareketler potansiyeli var. Peki şu anda 600. sırada olan bu proje nerede olması gerek? Bana sorarsanız şu anda aslında bu proje 300-400 arası. Hatta 200-400 arası bile diyebilirim. 200-400 arasında olması olabilir yani şu anki mevcut içeriğiyle hiçbir şeyi değiştirmeden bu bilgiye dayanarak aslında şurada boğada sıçrama olduğunda bu projenin etrafındaki projeler bütün kripto piyasasıyla birlikte 10x civarı bir hareket yaparken bu projeden aslında 15-20x gibi bir hareket potansiyeli beklenebilir. Böyle bir ihtimal bu projede var. Ve ilk 200'e girme konusu için de mevcut işlerini çok daha top bir noktaya gelmesi lazım. Gidişatını hiç bozmaması lazım. Burada aslında projede en temel olay şu x'lerin yanı sıra en büyük potansiyel şu. Buradaki %35'lik sirkülasyon 70 demeyelim 60'lara kadar ulaştıktan sonra örneğin bir yıl sonra tam bilmiyoruz şu anda bu süreci. Bir yıl kadar sonra proje hala şu anki mevcut GitHub gidişatını, ekosistem gidişatını, işte YouTube ekip durumunu hiçbir şeyi bozmadan aynı disipline devam ederse ekosistemdeki ürünler birazcık daha kendini göstermeye başlarsa bu sırada birazcık Rust diliyle alakalı da ilerleme kaydedilecektir global olarak. Proje hafif bir tokluk noktasına gelecek sirkülasyon 60'lara geldiğinde ve o an bir popüler olma durumu olduğu an örnek veriyorum. Boğa piyasasındaki yukarıdaki projeler belli bir tokluğa ulaştıktan sonra aşağıda proje arayışı başladığında katman birler popüler olduğunda veya konkordiyum güçlü bir marketing etkinliği yaptığında bu tip şeyler olduğunda proje bir anda çok yüksek noktalara gelebilir. Bu projede böyle bir potansiyel var. Burada anlatmaya çalıştığım şey biraz karışık ama temel olarak örnek vereceğim. Bundan birkaç yıl önce Solana ile ilk karşılaştığım zaman Solana'da iki tane çok önemli şey vardı. Hatta üç tane diyelim. Birincisi isim. Solana'nın ismi uygun. Bazı projeler var biliyorsunuz. İsim karışık. Global bir isim değil. İsmin bir kere global olması lazım. Solana'nın ismi global ve isimden geçer not oluyor. Concordium da böyle. Concordium'da da şu anda benzer bir durum var. İkincisi Solana'da çok disiplinli bir ilerleyiş vardı. Çok yoğun bir çalışma ve bu çalışmanın işte Telegram'da, Twitter'da, YouTube'da disiplinli bir şekilde anlatışı vardı. Bu disiplin konusu da şu anda Concordium'la aynı noktada. Fakat üçüncü noktada Solana ile ayrıldıkları bir nokta var. İkisi de Rust dilini kullanıyor hatırladığım kadarıyla. Fakat Solana'da Proof of History diye çok etkin ve özgün bir olay vardı ve bu Solana'yı bambaşka bir noktaya taşıdı. Şu anda Concordium'da Solana'nın o dönem Proof of History'si kadar güçlü bir konsept yok. Ama Concordium'da kendi içerisinde bu Rust ve Proof of Stake'i doğru entegre etmiş güçlü bir şekilde geldiği için 3 numarada Solana kadar güçlü olamasa bile Solana'nın yarısı kadar yine de gücü var. Bu üçünü bir araya getirdiğimizde
Solana o dönemki potansiyelini çok iyi kollayıp sıçradı. Aslında Concordium'un içerisinde de böyle bir potansiyel var. Ayrıldıkları bir nokta daha var. Solana yine işte San Francisco, Amerika, Silikon Vadisi, yazılım sektörü buralarda eli kolu çok güçlü bir noktadaydı. Concordium yine biraz daha Avrupa merkezli, biraz daha ağır ilerleyen bir noktada. Burada da ayrıldığı bir nokta var. Ama yine de benzer noktaları çok gördüğünüz gibi. O yüzden Concordium'un içerisinde de önemli bir potansiyel var. Belki sepete eklenebilir, bilemiyorum. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildi. Lütfen dikkatli olalım buna. Bir sonraki videomuz Kilopi haftaya salı akşam 9'da yayında olacak eğer aksilik olmazsa. Cuma günü de haftaya salıdan önce bir ekstra videomuz olacak. O zamana kadar kendinize dikkat edin, hoşça kalın. Görüşmek üzere.